bir tarih çizelgemiz vardı kronoloji o var mı notlarımızda? 15'inde başlayan. Evet 15'inde evet. başlayan. 15'inde başlayan arkadaşlar grafikle o o <laughs> evet, üstünden G gidelim. GPS Evet GPS. E, haritayı alalım lütfen. Haritayı rica ediyoruz. Evet. Hmm. Evet. Evet şimdi, şimdi 15... buradan Kasım tarihinde ee... 15 Kasım 2022 evet <laughs> Levent herhalde şurada buradan şurada, tamam. Levent'te ee, şimdi şekilde Atilla edelim. Altaş isimli şikayet, dosyada çok fazla şikayetçi var bildiğiniz üzere ee, bu arada devam eden bir soruşturma var halen daha bir kısmı bu iddianamede bir kısmı da devam ediyor <laughs> halen daha. Burada daha ünlü futbolcular olduğu için kamuoyu daha çok ilgi gösterdiği için bir kısmını açmışlar dosyanın şey, iddianamesi hazırlanmış davasta başladı malum. Bu dosyanın önemli yani çok para kaptıran zararının 5 milyon dolar olduğunu söyleyen Atilla Altaş isimli müşteki bankaya bir çanta para bırakıyor. Bu çantada bir GPS cihazı var. Hı. Şimdi tabii bazı şeyler önce e, duyum oluyor, sonra belgeler geliyor. Daha da detaylı bir şekilde e, hakim oluyoruz konuya. Bugün artık çok hakimiz çünkü belge var. Çünkü belge Öyle. var. Hı. Çünkü e, ben dün bunu bir mizahi bir şekilde paylaşmıştım sosyal medyada ama artık şimdi daha emin, emin Hı. olarak anlatıyorum. E, bu bankada GPS cihazı olmasının nedeni beyefendinin yakın zamanda bir çanta parası çalınıyor. Hı. Dolayısıyla onun avukatları bir güvenlik tedbiri olarak bu para taşınan çantalara çünkü galiba nakitle işi olan bir beyefendi restoranlar vesaire içinde GPS cihazı konuyor çantaların. Bir daha, bir daha için. başımıza böyle bir olay gelirse biz paranın nerede olduğunu tespit edelim diye. Tamam. Yoksa bir şüphe yok başlangıçta. Yani şüphelenerek konulmuyor cihaza. Çantada zaten bu cihaz var. Sonra çanta tabii sinyal, sinyalleri sonradan izleniyor. Bu sinyallere göre Levent'ten çanta banka, bankaya veriliyor ya. Akşam üzeri sarı yerde bir siteye geliyor şey çanta. Hı. Sonra burada yarım gün kaldıktan sonra İstanbul Havalimanı Havalimanı'na geliyor. İstanbul Havalimanı artık şuralarda bir yerde. Hı hı. Ee, İstanbul Havalimanı'ndan e, da sonra geri geliyor ertesi gün. Ve o günün akşamı gece 1'de Seçil Erzan Atilla Bey'i arıyor. Çantanın sahibi olan beyefendi. Yapıyor. Atilla Baltaş. I. Evet Atilla hı. Baltaş. Ee, Atilla Bey diyor ki cihazda GPS CPRS... Şey, çantada GPS cihazı Aha. mı vardı diyor. O da diyor ki bazı çantalarda var. Hangisinde var ben bilmiyorum. Çocuklar tedbir olarak koydular diyor. Ya o bir sıkıntı oldu galiba. Birazdan sizi biri arayacak diyor bununla ilgili olarak. O da diyor ki anlamıyor sebebini ama az sonra ben Semih diye biri arıyor. Bu Semih Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya. Orada bir korkusu var belli ki Semih'in. Çünkü o cihazdan rahatsız olmuş. Biri beni mi takip ediyor endişesi var. E, bu çantanın sahibi sen misin kardeşim? Benim diyor. Sen beni takip mi ettiriyorsun diyor. Ya sen kimsin ki ben seni takip ettireyim diyor. Sonra diyor ki peki diyor benim çantamın yani paramın sende, sende ne işi, ne işi var? var? Onun üzerine çok ciddi bir e, gerginlik oluyor telefonda. Ve beyefendi e, sinirleniyor Seçil Hanım'ı arıyor. Seçil Erzan'ı. Beni arayan kimdi? O da diyor ki Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya. E paranın onda ne işi var? Ya işte para para transferiyle ilgili malum Seçil Hanım'da senaryo bol maalesef. Bunu böyle özetleyebileceğim. Bir hikaye buluyor ve... Diyor ki sen bu akşam yat sabah ben sizi buluşturacağım bankada diyor. Sabah bankada buluşuluyor. İki tarafa da makul bir senaryo anlatıldıktan sonra taraflar sakinleştiriliyor. Fakat o sırada Atilla Bey şunu öğreniyor. Bu havalimanına gelişin nedeni Bodrum'da bir villa almaya gidişmiş. Yani ya burada çantayı bıraktı e, parayı aldı içinden çünkü havalanında kalıyor çanta. Ama Semih Kaya parayla beraber bodrum'a gidiyor, bodrumda bir villa satın alıyor nakit parayla. Ama çanta orada. çanta yani, Burada. Orayı çanta gösteriyor. burada. Sonra bankadaki buluşmaya gelirken cihazı sökülmüş bir halde çanta ve cihaz ayrı ayrı beyefendiye teslim ediyor Semih Kaya. O sırada beyefendi'nin içine bir kurt düşüyor. Şimdi nakit para bodrum'a gitmiş yani çanta benim çantam onda nakit parayla Hı. alınmış bir villa derken Atilla Bey burada bir haliyle bir kuşku süreci başlıyor onun için. Her ne kadar buradan ikna olmuş kalksa da Levent'ten içinde bir kuşku gittikçe büyümeye başlıyor. Hı hı. Bu sefer belge istemeye başlıyor. Bu arada müştekilerin belge diye sunduğu birçok o yani sahte belge bunlar. Bunlara belge demek mümkün Üretilmiş. değil. Üretilmiş. Üretilmiş. Yani zaten bugün seçilerden özel evrakta sahtecilikten hı hı. de yargılanıyor. Bu belgelerin sonradan. Müştekilerin şikayetçi olması süreci, daha doğrusu kuşkulanması süreciyle başlıyor. Başlangıçta böyle bir belge bile verilmiyor. Ya Parayı veriyorsun gidiyorsun. Bırakıyorsun çantada, pastanenin önünde, restoranın önünde ve gidiyorsun. Ne zaman? Yani bu Demek o kadar güveniyorlar ama. Tabii bir güven mi? var. Zaten bir burada güven, güven var. suistimali var. Ama tabii böyle bir güven niye var? Mesela ben kimseye güvenmeyen biri olarak bana çok abartılı geliyor. Ama işte bir güven var, evet. Güven nerede kayboluyor? Seçil Hanım telefonlara çıkmamaya başladığında, paralar artık vadesinde ödenmemeye başladığında bir kriz yaşanıyor. Sonraki dönemde nasıl ikna ediliyorsa Hı -hı. Atilla Bey, nasıl olabilir? Demek ki para aldı bir süre. Yani faizden para aldı ki yani vade... Daha doğrusu şunu da söyleyeyim. Atilla Bey muhafazakar bir insanmış. Hı -hı. Ben bugün yakınlarıyla konuştum. Hı -hı. Hayatında faize para koymamış. Seçil Hanım da her müştekiye ayrı bir... E... Yani her nabza göre şerbeti ayrı ayrı tutmuş görünen o ki. Fon getirisi olarak e, ikna Hı. etmiş kendisini. Beyefendi hiç faizde para değerlendirmediği için de bunun bir fon getirisi olarak. Zaten parasını dövizde ve fonda değerlendiren bir beyefendiymiş. Böyle yani faiz almıyor, getiri alıyor kendisi. Hı. Belli ki bir getiri almış ki fonda kalmış e, kuşkularına rağmen. Tam bir 5 milyon dolar daha verecekmiş. Bu sırada avukatıyla bu sorunu paylaşmaya karar vermiş. Aslında verecekmiş yani niyeti oymuş. Demek ki bir gelir var ki hı hı. yeniden bir para koymayı düşünüyor. Fakat avukatı burada çok e, olağan dışı bir olay olduğunu, bunun büyük ihtimalle bir dolandırıcılık olduğunu ve bu parayı vermemesi gerektiğini söylüyor. Bu para neden önemli? Seçiler Zan geçtiğimiz pazartesi ilk duruşmada bir cümle kullandı. Ben bir para bekliyordum. O para gelseydi ben bugün tutuklu olmayacaktım dedi. O, da o, o para bu para. Da beş Eğer milyon. Atilla Bey 5 milyon dolar daha verseydi, biz bu konuyu hiç bilmeyecektik, bu sistem patlamayacaktı. Çünkü oradan geleni diğerlerine Tabii. dağıtıp susturacaktım. Tabii. Tabii. yani ponzi değil evet, mi? Evet, Tabii. aynen öyle. Yani o nakit canlı para, bu sistemin dönmesi için çok önemli. Her gelen, her gelen kurbanın diyeceğim, yani tırnak içinde bir ifade ama her gelen kurbanın nakit parası önceki e, üyelerin faizi olarak ak akmaya devam hmm. ediyor. Avukat abi sakın verme bu parayı deyince ne yapacağız peki? Hemen bir araştırma sürecine giriyorlar. Diyor ki savcılığa gideceğiz. Önce bankaya ihtarname verelim. Hı hı. Elindeki belgeleri de gösteriyor tabi. Bunların belge olmadığını söylüyor avukatı. Diğer grafiği alalım. Çünkü 4 hı hı. Nisan Deniz Banka ihtarname evet, çekiyor. Aynen öyle. Değil o tablomuz varsa. Yok diğer e, şey, 4 Nisan yerin... e, Atilla Baltaş Deniz Banka ihtarname çekiyor. Evet. Bu O kronoloji ben severim. Eskiden de severdim hı hı. bir dosyada kronoloji hı hı. çıkartmayı. Anlamayı çok kolaylaştıran bir şey. Hı hı. E, 4 Nisan'da önce avukatın tavsiyesiyle bir bankaya uyarma. Evet. Evet. Atilla Baltaşa bir önce bankaya ihtarname çekiyorlar ve burada artık sistemin patladığı yer burası tam olarak. E tabii bu ihtarnamenin bankaya ulaşma süresi var ama bu sırada burada durmuyorlar. 7 Nisan'da da gidiyorlar savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Aynı gün Bülent Çelik Çeviker de suç duyurusunda bulunuyor. Fiili olarak kayıtlara geçtiği gün 7 Nisan. Yani soruşturmaya konu olması için ilk belgeler üstünde 7 Nisan yazıyor. 7 Nisan'da mesela biraz Bülent Çeviker'den bahsedeyim ben. Atilla Bey'in hikayesini dinledik. Bülent Bey de ta Florya Şube'den beri müşterisi olan, e, seçiler zana güvenen bir isim. Hatta bu nasıl bir bankacılık ilişkisi ben anlamadım ama hani biz tabii bankaya bir tek maaşı yatan insanlar olduğumuz için bu bana mı tuhaf geliyor. Belki de vardır böylesi bilemiyorum. Bülent Bey evine girip çıkan ailece de görüştüğü biri olduğunu söylüyor seçiler Yani az önce bahsettiğimiz güven noktasında kilitleniyoruz tekrar. Hmm. Ee, yine aynı tarihlerde Atilla Baltaş'tan para alınan dönemde Bülent Bey'den de diyor ki 2 milyon dolar Eylül'de veriyorsun, Ekim'de 3 milyon olarak alıyorsun. Tam olarak bu şekilde yani bir ayda 1 milyon büyük para. yani bu da tabii ki tabii ki legal bir faiz değil. Yani bankanın %10 faiz verdiği bir dönemde bankada bir müdüre yüzde bin atıyorum bir faiz veriyor ve siz bankayı değil de müdüre hanımı tercih ediyorsunuz. Olayın Peki, özeti bu. Bir dur, tabii. bir dur. Burada hemen Ramazan Bey'e dönmek istiyorum. Nasıl oluyor da 2 milyona atıyorum artı 1 milyon verebiliyor? Yani o nereden bu kaynağa sahip olabiliyor? Çünkü bu mevcut olay tam bir Ponzi, Ponzi ha. Game. Ponzi Game'de ki 1920'li yıllarda çıkan bir şey oyun. Hı hı. ve günümüze kadar defalarca denenmiş ve biraz da kapsamı da genişletilen bir oyun. Zaten ee, bu Şeyin icat edenin ismini alıyor galiba tabii, tabii. değil mi? Charles, Bonzi. Charles Ponzi. Ee, şimdi Ponzi'de ilk giren e, nin parasını son gelen öder. Hmm. Son gelen olduğu müddetçe Ponzi game devam eder. Bu diyelim ki 2 sene, 3 sene son gelenler olduğu müddetçe ki son gelen niçin olur? Size e, çok çok önemli piyasa şartlarının çok ötesinde bir menfaat sağlayacak ki son gelenler olmaya devam etsin. Hı. Hmm. Dolayısıyla son gelenler olmaya devam ettikçe Ponzi game devam ediyor. İşte Luma Hanım da dediği gibi son gelenler var, ilk gelenler parasını alıyor. Ama son gelenlerin olması için de sizin piyasa şartlarına göre çok daha uygun koşullarda, çok daha iyi menfaatler sağlamış olmanız gerekir ki son gelenler olabilsin. Dolayısıyla son gelen bittiği zaman Ponzi game bitiyor. Evet. Olay 5 milyon evet. dolar gelmeyince olay patladı. Olay patladı. Tabii, yani. patladı. Tabii. Şimdi Bülent Bey'in özelliği şu. Bülent Bey bankayı arayıp ben dolandırıldım galiba Hı. diyen beyefendi. Önce bankanın ihbar arıyor. Yani daha doğrusu ihbarat demeyeyim de müşteri ilişkilerinin her müşterinin Hı. kullandığı hattı arıyor. Sonra da savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bülent Bey'e vaat edilen işte 2 milyon ver 3 milyon al e, vaadi cazip geliyor Bülent Bey. Üstelik bankanın yani Deniz Bank'taki nakit parasını çekip ve şöyle bir ses kaydı olduğu da söyleniyor. Bankadaki e, müşteri temsilcisi Bülent Bey'i ikna etmek için çok dil dökmüş telefonda. Bakın vadenizi bozuyorsunuz. Hiç yoktan dünya kadar zarar edeceksiniz. 90-100 bin dolar zararınız var. Niye iki gün beklemiyorsunuz? Vadenizi bozmayın diyor. Adam diyor yok ben çok uygun bir arsa buldum çekeceğim diyor. Şimdi bunlar şikayetçiler ve mağdur olduklarını söylüyorlar tabii ama hani buradaki bu detayları da insanlar bilsinler diye söylüyorum. Yani banka ikna edemiyor beyefendinin vadesini bozmamaya. İlla ve bozuyor, parayı çekiyor. Ve götürüyor eşine veriyor. İnce Hanım Florya'da bir restoranın önünde 2 milyon dolar parayı bir kısmını yarısını orada yarısını da başka bir yerde e, Ali Yoruk isimli Seçlerzan'a çalışan beyefendiye veriyor. Yani bankanın içinde de değil yani bu ödeme. E, dolayısıyla bekliyorlar paraları. Ama genel olarak zaten hep bir yerlerde buluşulup Tabii. veriliyor. Mesela evet. şöyle de bir şey var onu bilmesini isterim herkesin çünkü okudum neredeyse artık bütün ifadeleri detaylı. Biz seçiler Erzan'a bankada verdik dedikleri hiçbir parayı Seçil elden almıyor hiç öyle bir şey yok banka bu konuda kendisinden çok emin avukatlarla ve hmm. dilekçeleri de gördüğüm için artık hmm. hiç kendini o riski atmamış seçil tabii ki işte ne Ali Bey'i Bey kullanmış mesela Emre Çolak Ali Bey'i görebiliyoruz Galatasaraylı Emre Çolak ifadesinde diyor ki ben parayı bankada verdim seçil hanıma diyor ama banka kayıtları açılıyor Emre Çolak gelmiş gişeye. Parayı çekiyor. Yanında da Ali Çolak, Ali, Ali yörük var Seçilerzan'ın adamı. Birlikte paraları sayıp Ali Yoruk çantaya koyuyor ve gidiyor. Yani Seçilerzan elden almıyor bunu. Ali Yoruk ne iş yapıyor? Ali Yoruk Seçil Seçilerzan'la çalışıyor. Hı. Ekip bankada, arkadaşı. Bankada çalışıyor. Yok hayır. Yok dışarıdan sisteminin e, taşıyıcı kolonlarından biri. Yani böyle nasıl anlatayım bilmiyorum. Bu paraları getir götür işlerini yapıyor. Anladım. Biraz tamam. tefecilikle ilgili iddialar da var onun hakkında dosyada. Çok Zaten iyi. sanık. Zaten faizle para, evet, para evet. veren kişilerden bir tanesi. Tabii, faizle evet. para veren kişilerden Tabii. bir tanesi. Yani, yanında tefecilik tutuklu. Soruşturması da var. Tutuklu, tutuklu evet. sanıklardan biri. <laughs> tamam. Şimdi Bülent Bey parasını bir ay sonra 1 milyon dolarını alamayacağını anlayınca da dediğim gibi süreçler Hı -hı. başlıyor ve artık bu kayıtlara giriyor. Bankaya bu duyuru geldiğinde banka hemen bir teftiş kurulu topluyor ve asıl burada hazırlık burada başlasa da. Denizbank en hararetli günlerini şu üç günde yaşıyor. 8, 9 ve 10 Nisan. Hı. Denizbank Genel Müdürlüğü'nde büyük bir fırtına esiyor tabii. Çünkü e, Denizbank önce Seçilerzan aranıyor ve Seçilerzan yok. Aynı dönemde burada Emre Belezoğlu da ulaşmaya çalışıyor Seçilerzan'a. E, bu dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. E, Seçilerzan telefonları açmıyor, ortalıkta yok. Ve bugünlerde tam... E, Emre Belezoğlu kendisini bu işe ikna eden kuzeni Volkan Bahçe Kapılı ile beraber Terim'in damadı ile Hı -hı. beraber bankaya geliyorlar. Yok ortada. Onun üzerine İlpe müfettiş Hanım, Burada Lümen'e Hanım'a bir katkı sağlamış. E o tarihlerde özellikle işte e Atilla Bey'den para gelmeyince artık işin koptuğunu anlıyor. Seçil Erzan ve Çorlu'ya gidiyor. Çorlu'da yani. O tarihlerde Çorlu'da. Zaten bu bak burada yazıyor. Geleceğiz oraya. Peki e Çorlu'ya gitmesi normal mi? Akrabaları var orada. Biraz bu bir kaç, uzaklaşma, kaçma çalışması kendince. Çünkü e, onun nedenlerine Artık de... Artık farkına varıyor sistemin ilerlemeyeceğini. E, tabii zaten ortada yok. Yani kaçış yeri çorlu Burada ablası ya da kuzenleri var. Şimdi Hı -hı. yanlış olmasın. Akrabalarının yanına gidiyor. Şimdi burada e, Emre Belezoğlu kuzeniyle gelip de Seçilerzan'a ulaşamayınca kendisine başka bir görevli gönderilmesini istiyor. Seçilerzan'ın birkaç gün önce kendisine verdiği e, bayağı böyle diğerlerine de çok benzemeyen Ciddi ciddi vadeli sözleşmeyi andıran, antetli bir kağıt, altında çift imza, böyle bir yazıyı. Diyor ki ben bu paramı çekmek istiyorum ya da kontrol ettirmek istiyorum. Nerede bu para? Başka bir görevli geliyor. E, Emre'den alıyorlar, inceliyorlar ve kadın geliyor bembeyaz bir yüzde. Emre Bey böyle bir paranız yok sistemde diyor. O zaman Emre dolandırıldığını anlıyor. Ve müfettişler aynı hızla Emre Belezoğlu'na da gidiyorlar. Bir anda bütün şikayetler de, Denizbank'ta toplanmaya başlıyor. Ve... E, 8 Nisan günü Sermin Hanım telefonları açmayınca e, sonra ha şöyle bir şey oluyor. Emre futbol banka ulaşamıyor seçiler zana ve o süreçte Arda Turan ulaşıyor. Çünkü Arda Turan bir konuşmaları var. Evet orada. konuşmaları var. Çok da kötü bir ruh halinde. E, hatta da banka şeydeki ilk ifadesinde Cuma günü intihar etmeyi denedim. Onu da beceremedim diyor Seçilerzan <laughs> ilk ifadesinde. Çok kötü bir ruh halinde. Seçil'in o duygusal çöküşüyle en çok ilgilenen kişi de Arda Turan bu arada. Yani ona kendine bir şey yapmasından ciddi bir endişe duyuyor o kesin. Hani bir yandan nasıl çıkacağız bu işin içinden diye uğraşırken bir yandan da kendine bir şey yapmasından ciddi bir kaygı duyuluyor çünkü kadının. Ee, sonra Çorlu'da olduğu bilgisi Arda Turan'dan geliyor zaten bankaya. Tamam biraz hızlanalım. Evet Çorlu'da bölge müdürü ziyaret ediyor görüşüyorlar ve aynı gün ama burası çok kilit bir gün Hı. Fatih Terim. Yanına Emre Belezoğlu ve Arda Turan alıp bankaya geliyor. Burası çok önemli, çok önemli. çok çok e, önemli. Çünkü e, burada Hakan Ateş'i ziyaret ediyorlar, bankanın genel müdürünü <laughs> ve öğrendiğimiz kadarıyla e, bayağı özgüvenleri yerinde. Paraları alacaklarına eminler, böyle bir havayla giriyorlar görüşmeye e, ve net bir şekilde paranın ödenmesini istiyorlar. Banka genel müdür Hakan Ateş'te eğer bu bir zimmet suçuysa yani bizim hesaplarımızda olan bir para Hı. bizim çalışanımız tarafından sizin rızanız dışında kullanıldıysa ki zimmetin tanımı budur. Biz bu parayı tabii ki ödeyeceğiz diyor net olarak. Ama ama bir bakalım. Bu para nerede? Yani biz kayıtlarda bir şey göremiyoruz. Bir incelemeye girmemiz gerekiyor. Bu parayı ne zaman verdiniz? Bu para nereye kondu? Biz bununla ilgili henüz kesin bir kanaate sahip değiliz. Bu inceleme gerekiyor diyor. Ve burada biraz ee, anladığım kadarıyla o özgüvenleri törpüleniyor e, Sayın terimin ve e, futbolcuların. Çünkü burada şöyle bir... Buradan sonra şöyle, buraya kadar her şey kayıtlardaydı. Şimdi bir iddia olarak dile getirmek istediğim bir şey var. Söylenen o ki e, Süleyman Soylu arıyor aynı gün bankayı ve... E, Gittikleri gün. Evet. Hı -hı. Paranın ödenmesini istiyor. Paralar ödensin çocuklara diyor faiziyle beraber. Tabii bu... E, o an için bankanın verdiği cevaba çok aykırı bir şey. Tabii bu bir, bu iddia, bir iddia şu anda. Iddia, hep Süleyman söylerim. Soylu bankayı aradım o gün. Evet, bir bakacağız. Bunlar da çıkacaktır herhalde. Ben bugüne kadar pek yanılmış bir gazeteci değilim ama şunu da söyleyeyim. Gerekçesi de şu. Sayın Erdoğan bunu istedi diyor. Halbuki biraz öne öne gideceğiz. Bu futbolcu grubu yanlarında Muslera ve Selçuk da varken Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanında görüşmek için acil bir talepte Hı. bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'dan Ankara'ya gidecek. Böyle sıkışık bir trafikte. Bunlar özel bilgiler. Yani belki de şu an birileri beni kızarak izliyordur ama bu, bu zincirin çözülmesi gerektiğine inandığım için anlatıyorum. Yani anlatanlar da beni mazur görsünler. Ee, Sayın Erdoğan'ın yanına gidiyorlar. Bayağı orada mus, muslara gözyaşlarına boğuluyor. Ki en az para kaptıran o 500 bin dolar. Diğerlerinin çok daha büyük zararları var. Tabii çocukların bu çok Direkt çöküş... olay ama tabii 500 bin dolar. <laughs> canım, biz benim için çok öyle, büyük benim de... Bizim için öyle vurgulayalım. Yani şimdi... ama olayın <laughs> hiç... Yani 5 <hiç> milyon <laughs> kaybedenlerin içinde... yanında tabii, tabii yine yani. biraz daha bir metanetli bir duruş <laughs> mu bekledik bilmiyorum. Hatta hakkı tabii ki. Yani sonuçta ben hep söylüyorum futbolculuk zor bir meslek yani. 7-24 yaşanan çok zor bir meslek. E, futbolculardaki çöküşü görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'yu çağırıyor. İşte çocukların sorunuyla ilgilenin diyor. Yani aslında söylenen bu. Benim duyduğum, ben bunu birkaç yerden teyit ettim. Bir kişiden duyduğum bir şey anlatmıyorum. Çok Hı -hı. özel bir bilgi. Tamam. E, ve gerçekten çek edilmiş. Double check dediğimiz Hı -hı. tüm e, kontrolleri yapılmış bir bilgi. Yani burada çocukların sorunuyla ilgilenin, bunların parası ödensin şeklinde bir ilgilenin değil. Yani ne bileyim işte dosyası mı sıkışmış, birinin ifadesi mi o neyse. Yani hukuki süreç neyse onu hızlandırın anlamında bir şey söyleniyor ama bankaya bu şöyle yansıyor. Çocukların parasını ödeyin. Fakat banka buna yanaşmıyor. Çünkü sistemde bu para sistemde değil. Biz böyle bir şey ödeyemeyiz noktasına geliyorlar. Peki bir virgülün birbirinden taban tabana zıt iki ifadesi var. Rakamlar aynı ama şundan bahsediyorum. Bankayı hedef gösterdiği ikinci ifade verdiği bilgilerin hiçbiri ilk ifadede yok. Ve dün akşam mesela ne yok? İşte bu beni zorla alıkoydular, koydular, oraya Hı. götürdüler, buraya götürdüler. Bu hiç ilk iddian hiçbir şeyde hiç yok. ifade yok. Hiç ediyor. İlk ifadesi de bunlar var. Aksine ilk ifadede şunu söylüyor. Şimdi orada bir soru, bizim cevap arayan sorularımız Hı. vardı biliyorsun. Bir tanesini getireceğiz. O, o, Seçiler sanın ifadelerindeki çelişkiler. Ki ben çok severim dosyada çelişki yakalamayı. Hı. Çünkü bütün dost süreci de o çelişkiler üzerinden okumak en keyiflisidir. Yani adliye muhabirliğinde. Hı. Orada ilk ilk, ilk e, ifadesinde diyor ki bankanın ön teftiş raporun, ön teftiş raporu var. Onun da 20. sayfasında el yazısı bir e, ifadesi var Seçilerza'nın. Bankayla tamamen yani şu görüşmeler 8 ve 9 hı hı. 8 Nisan'da e, evet Sermin Hanım gidiyor, ikna ediyor bankaya gelmen lazım. Çünkü yine avukatlardan öğrendiğim kadarıyla bankacılık kanununa göre banka böyle bir iç soruşturma yapma yetkisi var. Yani anlamaya çalışıyorlar. Sen parayı ne yaptın? insanların parasını nereye koydun? Banka bunu anlamaya çalışıyor ve o süreçte işbirliği yapıyor bankasıyla oturuyor bütün listeleri veriyor doğru hı hı. burada bu sırada hiçbir şey yok çok e, e, bankayla dediğim gibi tüm bilgileri veren bankaya tüm bilgileri veren seçiler zan zaten kimden ne aldığını, listesini tutuyor hani bugünlerde sosyal medyada dönen bir tablo var kim ne kadar aldı hı hı. o tablo evet bankada hazırlanıyor mu bilgileri veren yani elde yazan seçiler zan, banka bunu yani Egzel tabloya, tabloya koymuş. Tüm bilgiler seçiler zenden geliyor. Ve o, o rakamları hala yalanlamış değil zaten. Sonra tabii o sırada çok ağırlaşıyor. Yani bayağı rahatsızlanıyor. Do, hemen doktor çağırıyorlar. Serum veriliyor. Yani ama bilgi do, yani soruşturma da devam ediyor. Çünkü banka müfettişlerinin önünde zaten oluyor bunlar. Ve tüm görüşmeler kayıt altında diyor Deniz Bank'ın avukatları. Yani burada e, alıkoymayı ithamını kesinlikle reddediyorlar. Büyük bir iftira olarak niteliyorlar bir hemcinsi olduğu için bölge müdürünü kendilerinin gönderdiklerini ve onu konuşmaya ikna ettiklerini hani savcılık öncesi bilgi almak ve bir teftiş kurulu raporu hazırlamak istediklerini söylüyorlar. Ve orada tamamen banka yönetimiyle ortak çalışıyor. Tüm bilgileri veriyor. İlk ifadesinde de savcı hanıma diyor ki ben onu kendi rızamla yazdım diyor ilk ifadesinde. Çünkü banka o ifadede şunları söylüyor. Bu işlem tamamen banka sisteminin dışındadır ben insanları kandırdım, ikna ettim ee, ve parayı ondan aldım, onda bundan aldım, buna verdim Peki. şeklinde bir el yazısı var. Ne oluyorsa, ne oluyorsa, on, 11 Nisan'da verdiği ve bankaya en küçük bir itamda bulunmadığı bu ifadeden sonra 3 Mayıs'ta ikinci bir ifade veriyor. Seçiler zaten. 3 ya da 5 Mayıs. 2, 2 Mayıs. 25. 2023. Tamam. Ben Çünkü, de var Mayısın başında. Hı -hı. Burada. Diyor ki ilk ifadede verdiğim bilgileri doğruluyorum para trafiğini doğruluyorum doğru onları ben verdim detayları da veririm size diyor rakamlar doğru insanlar doğru kimden ne aldım ama diyor ek bilgiler vereceğim diyor ve başlıyor bank bankayaya ve üst yönetimine acayip ağır ithamlarda bulunmaya İşte beni mesela şimdi iki tarafın iddiasını da dile getiriyorum İki tarafında benim aslında hiçbir yakınlığım yok hayatımda görmediğim Anlamayı insanlar çalışıyoruz. ama şimdi sosyal medyada hemen ne söylesen saldırıyorlar ya küçük bir önlem olarak bunu tutuşuyorum. Şimdi bankanın bankanın avukatları şunu söylüyor. Ee, hanımefendi hayati tehlikesi olduğunu, bazı futbolcular tarafından darp edildiğini ve hayatından endişe ettiğini söylediği için biz ona özel koru, güvenlik şirketimizden koruma tahsis ettik. Talep ondan geldi. Eğer istiyorsan biz sana koruma tahsis ederiz dedik ve bu korumayı biz tahsis ettik diyor. Yani yolda galiba o gün işlem bitmiyor. Ertesi günde devam edecek. Bir yerde konaklaması gerekiyor. Doğru kapıda polisler bekliyor. Zaten burada bence bir çelişki yok. Seçilerzan kendisi de Semih Kaya tarafından çok feci şekilde dövüldüğünü ve Bunu e, hayatından ediyor. endişe ettiğini kendisi de söylüyor öncesinde. Dolayısıyla burada bankanın söylediğiyle bir, ben tutarlılık görüyorum. Sonra bankanın üst düzey yöneticilerine işte e, alıkoyma, e, tehdit, şu bu gibi bir sürü. Halbuki her şeyi kendisi veriyor bankanın iddiasına göre. Şurada şu farkı anlamamız gerekiyor. Ne oldu da ilk ifadede bankayla uyumlu ya uyumlu derken, bütün bildiklerini bankaya anlatan, bankasını suçlamayan seçilerzan ikinci bir ay sonra belki 15-20 gün sonra verdiği ikinci ifadede bütün e, hedefe Denizbank'ı koyuyor. Bu farkı yaratan şey nedir dersek ben haftalardır bunu kendi küçük bir YouTube kanalımız var, şimdilik küçük. Bilecek <laughs> inşallah. Orada anlatıyorum. Çünkü e, şöyle bir sorunu var. Peki bunu biraz tehdit, tartışalım. Tabii, tehdit olduğunu, ben böyle bir duyum aldım hep söylemiştim. Dün akşam Deniz Zeyrek Canlı yayında kendisine gelen bir mesajı okudu ve akabinde şöyle bir soru sordu: Yıllarca Fatih Terim'in avukatlığını yapan, yıllarca mı bilmiyorum çünkü Rezan Bey daha uzun hı. avukatlığını yapmıştı galiba. E, Seçil nişanlısı var, Fatih Terim'in de avukatı. Hı hı. O beyefendinin ismini unuttum şimdi, kusura bakmasınlar. Çağdaş Öz. Evet. 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 Çağdaş Bey'in ofisinde çalışan aynı vekaletname'de isimleri bulunan bazı avuk, bir kadın avukatın sık sık cezaevinde seçiler zanı ziyaret edip etmediğinin tespit edilmesini istiyorum dedi Deniz Zeyrek. Ve ben bir, bir ay iki ay sonra kendi iddiama bir karşılık bulmuş oldum. Çünkü gerçekten bu ziyaretler kontrol edilmeli. Seçilerzan zaten ruh hali berbat. Eğer Fatih Terim'e yakın bir avukat sık sık gidip seçiler zana bir baskı yaptıysa bu değişiklik anlaşılır hale geliyor çünkü o zaman. Peki bu ben... dalgelerin de Deniz Bank'ın e, Levent Şubesi'nde düzenlendiğini bir hatırlayalım. Onu da bir, bir küçük bir not olarak düşüyorum. Tamamı tamamı son görev yerinde oluyor. Ama bankada yani mı yoksa dışarıda mı? Yıllarca Galatasaray'a yakın. Ben şöyle düşünüyorum. E, Galatasaray kulübüyle çok yakın ilişkileri olması e, belki orada kalmasına sebep Bilemiyorum ama hakikaten en futbolcuların evine giriyor çıkıyor. Muslera'nın evinde, Fatih Hoca'nın evinde. Bu karşılıklı bir ilişkinin korunması adına yapılmış bir şey olabilir. Tabii ki akla mantığa aykırı değilse bir şey söylerler ama suç yeri yani bütün bunlar bir suçsa bunlar e, Florida değil Levent'te yaşanmış şeyler. Evet İlk buyurun. Kanım... Bu arada... Fatih Terim fonu nasıl patladı? Skandal patlak verdiğinde Terim ve futbolcular ne yaptı? Bankanın üst yönetimi Seçil Erzan'ı Çorlu'da alıkoydu mu? Seçil Erzan'ın iki ifadesi arasındaki çelişkiler neler sorularına cevap verdik. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Devam edelim. Şimdi şöyle notlarıma bakma imkanım oldu. Ruşen Bey'in düzelt, beni düzelttiği birkaç şey vardı. İkinci ifade İlk ifade gibi savcı huzurunda verilmiş ve tam bir ifade. Yani biri polis, biri savcılık ifadesi değil. Bu nedenle çelişki önemli ve ben bu dava görüldüğü sürece bu çelişkinin üzerinde duracağım, durmak zorundayım. Ee, i̇kincisi bir zimmet suç bulundu. Siz, siz galiba Rezan Bey arkadaşı mısınız Rezan Özdemir'in? Rezan Öpözdemir avukattır. Tanırım Aa, tabii okay. kendisini. Şimdi Rezan Bey'in 12 kişi hakkında bir zimmet suç duyurusu oldu. Hakan Ateş ve bankanın Hı. üst düzey yöneticileri hakkında. E, bu davada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bunları söylüyorum. Sadece bir iddia karşılıksız kalmasın diye. Hı. Başka hiçbir nedenim yok. Çünkü 3-4 gündür bunları okuyorum. Hı. Bu taraf ne demiş, diğer taraf nasıl bir adım atmış. E, bu karşılıklı böyle gidecek. Yargılama böyle bir şey zaten. O yüzden... E, neden bu hassasiyeti gösterdiğimi baştan beri izleyenler biliyorlardır herhalde. Geldik nedir? Fatih Terim dosyadan nasıl ayıklanıyor hı. kısmına. Şimdi savcı hanım diyormuş ki e, notlarda geliyor ya bize sürekli hı hı. bazı futbolcu arkadaşlardan, avukatlardan düzenli olarak mesajlar geliyor. İşte Bu iki ifade arasındaki farkın nedeni benim tavrım. Ben e, ikinci kez bir ifade talep ettim ve ya her şeyi anlatırsın ya da daha uzun süre yatarsın gibi. Yani çok normal hı. savcılık sınıf, e, yetkisinde olan. Biraz belki kendi daha çok şey anlatsın diye söylediği için böyle bir şey, böyle bir fark oluştuğunu söylüyormuş diğer müşterekilere. Hı hı. Lakin ben bu dosyanın savcısını çok zayıf buluyorum. Gerçekten çok kötü bir iddianame bu. Bir kere mesela az önce bana Ruşen Bey gösterdi Fatih Terim'in ifadesini. Ben ilk kez gördüm çünkü neredeyse her şey var bende, bir tek o yok. O yok yani yani dost çünkü iddianamede bahsedilmiyor. Bu, pol Ama bu bir sistemim... ifade vermiş. Vermiş Duruşa. de işte neden... Ama dosyada yok. Onun Dos olmaması yok. da mesela sıkıntı. Tabii o, o açıdan diyorum. Savcı yani. Hanım'ın yaptığı iş değil. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Yani Fatih Terim fonu diye geçiyor bu. Neden böyle deniyor? Tüm müştekiler bunu böyle söylüyorlar. Yani bize Fatih Terim'in burada parası var dendiği için biz güvendik diyorlar. E tamam ifadeyi de almışsın. Üstelik biraz geç bir tarihte. Ne? Haziranda almış. iki ay sonra neredeyse. Tamam iki ay sonra da olsa bir ifade alındı. Üstünde de müşteki olarak yani şikayetçi olarak alındığı yazıyor. Peki niye iddianamede yok? Dosyada yani böyle bir sır gibi neredeyse her şeyine ulaştık. Buna ben ulaşamamıştım. Ruşay teşekkür ediyorum. Şöyle Biz... söyleyeyim ben de, ben de yani nereden oldum. aldığımı da söyleyeyim. <laughs> İsmail Saymaz'ın kulakları çınlasın. Onu, onu aradım. O bana attı. Ondan dolayı haberim oldu evet, benim çünkü de. Çünkü İsmail günlerdir yani. yazıyor. Evet bunu. günlerdir Olur. yazıyor yani. Evet. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bu ifade işte Oda TV'de şöyle bir çelişki oldu. Ertesi gün dediler ki bu müşteki ifadesi değil. Bilgisine başvuruldu Fatih Hoca'nın. Ben de birkaç kişiyi aradım. Kimse de yok bu ifade. Yani bazı birçok avukatta yok. Dedim ki ya bu nasıl bir sır? Alındıysa ifade niye insanlarda yok? Ya yani tabii bir kısım insan da var ki çıkmış ortaya. Herkes diyor ki acaba bilgi notu nasıl olur ya? Herkes bunu tartışıyordu günlerdir. O o Ama dosyadaki teşvikleri. bir gölge aslında öyle evet, Evet, Gerçekten savcı ha. açısından çok büyük tabii. bir handikap. Yani niye iddianamede hiç bahsedilmiyor? Tabii niye kesinlikle. her şeyi görüyoruz da bunu göremiyoruz? Bu nasıl ayıklanıyorum? Belki de buradaki tüm sorular içinde en çok üzerinde durmamız gereken konu bu. Bir bağlam çok özür dilerim. Ee, şey açısından sizi e, güçlendirmek açısından söylüyorum. Hani. Fatih Bey ifadesinde hani gösterdim ama tam okumadınız. Diyor ha, ki ne diyor? benim 3 milyon liram kayıp şikayetçiyim diyor. Tamam. Ona da geleceğiz. Buna rağmen Bakın bir Cumhuriyet sorumuz... Savcısının e, şikayetçi olan bir kişiyi şikayetçi sıfatıyla koymaması da dosyadaki gölge olarak ortaya çıktı. Tabii ki her açıdan. Şimdi ona geleceğiz sıradaki ha. sorumuza. Şimdi burada Fatih Terim dosya neden neden önemliyi söyleyeceğiz. Hiçbirimizin haddine değil birini peşinen suçlu ilan etmek. Hayatımda da yapmadım. Aksine bunu yapanlara da yıllar önceden beri tepki gösteren, insanların yargısız infaz edilmesine karşı çıkan bir gazeteciyim. Ama bu dosyada şey, Ponzi sistemini uzmanları anlatıyor zaten. Başında ilk duruşmada, şimdi bu arada... Yine, yine yapmayacağız, öyle bir evet, peşin. Tabii ki yani. yapmıyoruz, kimseyi, hiç öyle bir niyetimiz yok. Biz Burada Fatih Terim adı neden yazıyor? Biz yazmadık ki. Biz mi yazdık yani? Hiçbir Demin şey... iddianameden okudum. Evet, iddianameden okuduk da konuşuyoruz. Neden Deniz Bank'a konuşuyoruz? Yine aynı şekilde bu olayın tarafı olduğu kişiler için kişiler aralarında Fatih Terim fonu dedikleri için tabii ki. bunun adı Fatih tabii, Terim. Tabii, ondan Onu dolayı da yani. Tabii ki, yani. tabii ki. O yüzden yoksa bizim hiç olmayan bir şeye biz buraya yakıştırmış falan değiliz. Ve konuşmaktan da hicap duyuyorum. Çünkü bu işin sonu nereye gider kestiremiyoruz. Az önce hanımefendinin anlattığı gibi bu paralar ne paraları? Yurt dışından gelen paralar var. Yani o yüzden acil bir masak raporuna ihtiyacı var bu dosyada. Yurt dışından gelen para nasıl geldi? Giden para nasıl gitti? Yani artık o, o çıkar değil mi? Tabii. Çıkmak tabii. zorunda. Ve son günlerde evet. en çok konuşulardan biri de yasa dışı bahis parası. Evet. Yani... Üstelik bu konuşulurken. Şimdi az önce hanımefendi anlattı Burhan Bey. Tabii ki Kızının en yakın arkadaşı tarafından dolandırılmış. Yine de empati yapıyor Seçil Hanım için. Çok Bence çok vicdanlı bir şeydi. Ama onu dolandıran kızının arkadaşı. Bu bir gerçek. Bu bir realite. Ha? Bu bir realite. Bu realite. Şimdi yıllarca bankayla işlemi olan herkes, mesela ben 3-5 kur, kuruş para biriktiriyorsun. Biraz doların, dövizin neyin oluyor? Bankaya gidiyorsun, bunu yatırıyorsun. Sana bir cüzdan veriyorlar. Sen huzur içinde eve gidiyorsun. Beyefendinin az önce anlattığı bankacılık bir güven sisteminden kasıt bu sadece 3-5 kuruş birikimini değil, yeri geliyor bütün servetini teslim ediyor insanlar bankaya ve karşılığında bir kayıt alıyorsun. Ya açık söyleyeyim, hiç biri bana ikna edici gelmiyor. Gizli fon ne demektir ya? Gizli fon diye bir şey benim aklıma zerre kadar yatmadığı gibi Belgeler açısından çok sıkıntılı şeyler var. Ya Şimdi, gizli fon da olsa bu bankadan gizli fon değil <laughs> de Bankadan Bu bankadan gizli fon. Bankadan, <laughs> bankadan gizli fon olamaz. Yani o sonuçta bir işleme tabi olması gerekiyor. Tabii gerek, ki. Öyle evet. Yani mesela sen eşinden, dostundan, karından gizleyebilirsin çeşitli miras nedenleri ama bankadan gizli bir fon olamaz zaten. Şimdi burada Ponzi sisteminde ilgili bir karmaşa var. Bütün futbolcular müşteki olarak anılıyorlar. Halbuki Ponzi sistemine para koyan suçludur. Suçludur, mağdur değildir. Bu sistemin adı budur. Tefecilik bir suçtur ve beş bin, şimdi göstereceğiz. 5 milyon verip 5 milyon alacağım diye bir anlaşma yapıyorsa bir futbolcu burada mağdur değildir, suçludur. Bunun adını savcı düzgün koyamadığı için biz de burada tam mağdur bunu, futbolcu tam konuşuyoruz tam bunu şu anda. Tam bunu söylüyorduk zaten. İddianamenin eksik Böyle, olması. Bu bir, bu ben bu açıda, olarak onu sordum ha. başta aslında yani hani. Ha. Kendi param, canım ne istiyor, yaparım falan mı? Öyle Yoksa bu bir suç mu diye sorma sebebi şimdi mi? Diğer olacak? sebep de birçok futbolcu ve birçok iş insanı bir numaralı neden olarak Fatih Hoca'nın burada parası var dendiği için. Hele de Fatih Hoca'ya yakın olan futbolcular seçili de sorgulamıyorlar. Çünkü hep hocanın evinde diyorlar, hoca kızı gibidir diyor. Seçiler zanda duruşmada kızı gibiyim diyor. Bunu kanıtlayan bir sürü görsel görüyoruz. Avukatıyla evlenmek üzere seçil... Dolayısıyla bu çok yüksek bir güven. Hatta sanırım Bozcaada'daki evinde Fatih Hoca'nın tatil yapmış Seçil Hanım. Öyle mi? Işi... Seçil Hanım'ın yazdığında Fatih Pardon, Terim gelmiş. Pardon tam tersi. Dolayısıyla Aynen. burada e, bu, bu dosyanın en büyük sorunu Terim adının itinayla saklanıyor olması. Bunun nedenlerini öğrenmek zorundayız. Çok şiddetle öğrenmemiz gerekiyor. Bunun nedeni de Sayın Savcı. Savcı Hanım burada işini iyi yapmadığı için biz bugün burada bunu tartışıyoruz. Halbuki sisteme adını veren, bütün müştekilerin, bütün sanıkların biz o isme güvendik dediği kişiyi biz bu dosyada iki ay sonra öylesine alınmış bir ifadede görüyoruz. Şimdi devamını diğer sorunun konusu olduğu için yine buradan terim üzerinden gideceğiz. Terimin 3 milyon doları nerede? Bir görsel Paylaştım, bilmiyorum onu alma şansımız var mı? Evet var ama biraz bekleyeceğiz. Tamam, okay. İstersen onu atla, ondan sonra oraya gelelim. Tamam, mesela birkaç tane, çok da böyle insanları sıkmak istemiyorum. Daha bu aylarca konuşulacak bir konu zaten ama. Mesela futbolcuların ifadelerindeki birkaç çelişkiden bahsedelim. Ee, Emre Çolak, az önce kısacık bir geçtim üstünden. Galatasaray'ın çok da Galatas gelecek vadeden çok da sevilen genç bir futbolcusu. Hakikaten üzülüyorum bunları konuşurken, onu söyleyeyim. Türk futbolu adına üzülüyorum bir kere. Çünkü o daha genç de diğerlerinden. Ee, diyor, ki işte ben parayı bankada çektim. ifadesi hmm. bu şekilde. Ee, ve seçiler zana verdim elden. Sonra ifade şeyde var. Çelişki çünkü bankanın raporunda nereden biliyoruz? Onu da iddianameden biliyoruz. İddianamede alıntılar var. Kayıtlar gösteriyor ki Ali Yörük adlı bankayla hiçbir ilişkisi olmayan, seçiler paralarını taşıyan, işte pastanelerde şurada burada paraları alan insanlardan bu bir gerçek. Yani Burhan Bey üzülüyor ama çok az insan e, getirip bankada vermiş. Çoğu çoğu işi, işlemin dışarıda ve odasında olmadığı sürece seçilerden asla parayı gidip almıyor. E, odasında da zaten alıyor. Masasının üstüne koyduk dedi ya beyefendi. Hı hı. Masanın üstüne konmaz para. Yani vezneye verilir. Veznede size bir de kontrol. Hayatın Bak, olağan akışına bankacılık işlemi budur. Bu samimiyetle ilgili bir şey de değildir. Bu bir işlem resmi bir yolu var bunun. Dolayısıyla Emre Çolak da tabii e, ama şunu anlıyorum bakın ben şunu da artık çok hepsini okuduğum için izlenim olarak söylüyorum bunu. Maalesef bazı avukatlar da bunu kışkırtıyorlar. Parayı bankadan tahsil etme e, beklentisi var mağdurlarda. Bak mağdur, <laughs> mağdur değiller aslında. Yani bu dosyada müşteki sıfatıyla yer alan insanlar bankanın itibarına ya da üst düzey yönetimine de bir şeyler itham ederek Hala parayı bankadan alma şeyi taşıyorlar hedefi Bu çok açık. Ben görebiliyorum. Çünkü birçok suç duyurusu birbirinin çok çok benzeri. Belli ki aynı hukuk bürosunda hazırlanmış suç duyuruları. bunda zaman gösterir. Yani bu da işin bu... doğası gereği. Zaten seçileninden bu paralar alınamayacağına tabii, göre tabii, tabii, tabii. tek güçlü kurum banka. Aynen öyle. Aynen. Doğal olarak mağdurların girmek istediği yerde öyle. banka. Bravo. Yani futbolcular mesela nasıl tamam. yapmışlar? İşte Cumhurbaşkanı'na gidip yardım istemişler. Herkesin derdi parayı kurtarmak. Yani çok normal olarak çünkü paralar çok büyük paralar. 3 milyon, 5 milyon. Herkes istiyor ki biri bunu bize geri ödesin. Ama bu efendim bu mümkün olmayacak. Onu ben baştan şimdiden kendilerini müşteki zanneden aslında biz bu sistemde tefecilik kurum o şeyine sistemine para kaptıran insanlar. Ama Burhan Bey'in haklı olduğu bir konu var. Ayrışanlar da var her sanığın şey her aynı durumu aynı değil. Bunu çok dikkatli bir yargılamayla ayırmak zorundayız. Çünkü herkese vaat edilen işte kimisine fon getirisi denen, kimisine açık açık faiz denen bu rakam aynı değil. Özür dilerim. Burada bu şunu sahne. söylemem la. Burhan Bey ifade sizin açıklamalarınızın daha anlamlı olması açısından. Burhan Bey diyor ki yer söylüyor. İlk önce diyor şu evimi sattım. Oradan gelen parayı seçen getirdim. Sonra şu evimi sattım. Yani paranın nereden geldiğini diğer ifadelerden ayrışarak bize açıklıyor Burhan Bey. Yok bir ayrışma şey yok. Birçok insan böyle yapmış. Evini satmış, arsasını satmış. Yok yok Yurt hadi çantayla meşe, getirenler. Da, Tabii ki e, evet. de. Tabii burada burada ayrışan bir şey yok. 13, Herkes böyle vermiş parayı. 13 milyon 900 bin doların tamamının nereden geldiğini açıklamış Arda da. Resmi bir şekilde. A evet, Kim açıklamış? E, Arda, Turan. Arda Turan. Doğru birçoğu bunu yapıyor. Paranın nereden geldiğini açıklıyorlar ama... E, Masak raporunun gerekliliği şurada. Beyan usulü o hareket edemeyiz. O yani... mi? E, Fatih Terim'le ilgili olan görseli bir ekrana getirelim arkadaşlar. Evet onu da bir gösterelim. Biraz karışık da bir şey. O yüzden tam ekran verin, Ruhi üstüne konuşsun. Çünkü o olarak. 3 milyon bana. meselesindeyiz ya tam. Hı -hı. Oradayız evet, şu an. Evet şöyle bir mesaj. Hı -hı. Aman dikkat edelim kimsenin adı numarası olmasın. Yok olması. yok hiçbir şey yok. Zaten e, üstünde tamam. Terim yazan bir Hı. Fatih Terim yazıyor. Fatih Mesela Terimle bu kişi yapılan... kim? Ya isim ver diye söylemiyorum ama Yo, kim? Orça, zaten bu yayınlandı tamam. artık. Fatih Hı. Hoca'nın ifadesinde geçen, e, bahar tamam. mıydı? Bir bankacı Rüya hanım efendi var. Rüya Hanım. Rüya Hanım. Rüya Hanım'la bir konuşma. İşte, e, belli ki Fatih Bey'in e, tüm konuşmaları, Hı -hı. E, şey ödemelerini de, havalelerini de yapıyorlar. Çünkü Hı -hı. bir finansal danışmanlık da var ya. Hı -hı. Işte, bir hastaneden şöyle bir fatura geldi, ödeyelim Ödeyin diyor. Sonra son durumu görebilir miyim diyor Fatih Bey. Hı -hı. E, ve e, o Rüya Hanım'dan böyle basit bir e, çizelge gidiyor. Hı kendisine. Yani Orada Fatih Bey'in 3 evet, milyon, milyon. milyon. Bakın, bakın şu. Burada 3 evet. milyon. Saklama başlığı altında 3 milyon dolar yazıyor. Bu 3 milyon dolar ne yapıyor efendim bugünün parasıyla? 90, 90 milyon, 100, milyon, milyon, 90, milyon, 90, 90 milyon, 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 lira yazıyor. Ev yapıyorum. bir para. Mesela saklama yazıyor orada o ne? İşte az önce anlattık yani ya bu portföy. Yani kendi uygulaması ama şey değil yani. E, Legal bir şey bu Hukukta yeri olmuyor. Yani, olmayan. yani yeri yok. Orada yani gösterilen bir... paranın Denizbank tarafından böyle bir para olmadığı şeklinde bir şey var. Denizbank'ta onu idare Denizbank ediyor. Para... Denizbank da yok bu para. Ben şimdi işte burada tahminimi söyleyeceğim. Bir bir çıt, ileri gitmek zorundayım açıklamam gerekiyor ya bunu izleyenlere. Bu para bence Fatih Bey'in faizden beklediği para yani sistemden beklediği para. Yani buraya yaz yazılınca çünkü. Ponzi'den beklediği para. Yani yatırdığı bir para değil. Vaat edilen bir para. Çünkü bankanın sistemlerinde böyle bir para yok. Fatih Bey de bugüne kadar hiç böyle bir talepte bulunmamış bankadan. Yani ifadede 3 milyon doları eksik diyor ama Hı. bankaya böyle bir başvurusu yok. Takdir edersiniz ki hiçbirimiz bir bankada 3 milyon dolarımızı bırakmayız yani. yani. Sanki Zannediyorum. Şey değil mi? Çünkü İzhan Fatih Terim'in çok, çok, çok yakın zamanda, bu da çok önemli bir bilgi. Çok yakın zamanda Deniz Bank'la bir borç yapılandırmasına gittiğini öğrendik. Öğrendim. <laughs> Çoğu konuşuyoruz. <laughs> Burada o, o, görüşme sırasında bu 3 milyon doların hiç lafı bile geçmemiş. Yani böyle bir Ol, böyle bir para olsa yeni bir borç yapılandırmasına yani giderken. Sen diyorsun ki bu bir beklenti. Beklenti. Yani bankada, bankanın kayıtlarında tıpkı diğer futbolcuların olduğu gibi, hiç parasız görünmediği gibi Fatih Terim'in 3 milyonundan da bir eser yok. Böyle bir kayıt yok. Olmadığını da dair delil şu, Fatih Bey'in böyle bir talebi hiç olmamış bankada. Yani ifadede geçiyor ama çelişki burada. Yani bankadan bunu istememiş. Mesela Emre Belezoğlu istiyor. Diyor ki benim elimde belge var ben bu parayı istiyorum diyor. Fatih Bey'in bankadan böyle bir beklentisi yok. Talebi de yok. Hatta borç yapılandırma görüşmesinde avukatlarla yapılan böyle bir şey hiç dile gelmemiş. O yüzden biraz şaşırtıcı yani iki ay önce, iki üç ay Belki önce. Belki işin bankayla ilgisi olmadığını biliyor ve e, Yani, ama yani <laughs> savcılığa bu önemli olur. ama Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede 3 milyondan dolayı Rüya Hanım'dan da Denizbank yetkililerinden de şikayetçiyim diyor. Bu da resmi kayıtlara giriyor. Yani orada bir talep var. Bu 3 milyon yani. dolarla ilgili bir talep var. Hayır hayır bankaya bir baş, bankayla görüşmelerinde hiç geçmiyor demek istiyorum ben. Savcı dedim ya savcılığa bu ifadesini vermiş ama bankadan böyle bir talep hiç yok. Yüz yüze bir e, vade yapılandırması konuşulduğu sırada hiç gündeme gelmemiş demek istediğim şey şu. Borcu vadesi uzayınca borcunuz da artıyor değil mi malum bankaya. E, 3 milyon alacağınız varsa ya da bankada 3 milyon dolarınız olduğunu düşünüyorsanız o yapılandırma sırasında bunu gündeme getirirdiniz demek istiyorum. Yani bu konuşma bu 3 milyon dolar sadece Fatih Terim'in ifadesinde var. Başka hiçbir Peki. yerde konuşulmuş, görüşülmüş bir şey değil. Bu kesin bir bilgi. Hı -hı. Ama göreceğiz bakalım. Belki başka belgeler bir şey söyleyeyim çıkartacak söyleyeyim Fatih Doğru. Terim, bilemeyiz. Tabii. Şimdi olay zimmet olmadığı için Hı -hı. banka bu paralara ödemeyecek. Zimmet tamam. olmadığı sürece. Evet o kesin artık. Ama buna benzer bir olay geçmişte e, borçlar kanunu 66. maddesi gereği bu ödeme yapılmış. Yani yanında çalıştırdığınız kişinin vermiş olduğu zarardan dolayı, Ruşen Hocam çok iyi bilir, e, zarar gören kişilere bu şeyler ödenmiş. Adam çalıştıranın sorumluluğu. Adam çalıştıranın sorumluluğu madde 66. Oradan giderek belki de şey yapı yapılabilir. Gerçekten mağdur olanların gidecek. şeyleri ödenebilir. 116 ve 16, ma 66. Evet. madde. Evet. ifa yardımcısının sorumluluğu ve adam çalıştığının sorumluluğuyla Denizbank'a gidecekler. Onun o dışında da. hiçbir şekilde Şimdi bu paralar bir şey o zaman şöyle bir, bir yeri geldiği için söylüyorum. Çünkü girmeyecektim bu konuya ama e hakikaten tam yeri. Şimdi evet orada bir BDDK raporuna itiraz etti e müştekilerin avukatları. Doğru. Ama mesela... Bazı savcıların, hakimlerin aldığı kararları da banka itiraz etti. Tabii. O süreç çok uzun. Tabii tabii. Mesela bir avukatın, e, şu, şu an burada olmadığı için keşke bir programda karşılaşsak Rezan Bey'le. Yani arkasından konuşuyormuş gibi olmayayım. Rezan Bey'in bazı hamleleri… Bağlanabilir tabii. E, bağlanabilir. Her zaman. Bazı hamleleri ne de, de banka itiraz etti. Çok ciddi şekilde. Mesela e, ihtiyatı haciz kararı çıkarttı. Evet buna ve bankaya gel, gel, gelinmiş, bir haciz işlemi yapılmış, bu beklenecek bir şey, beklenen bir şey değil. Ee, ona itiraz edildi ve bu kararı alan hakim ve savcı, hakime de hakkında şu an işte mesela seyhe seyhe başvurusu yapılıyor. Yani bu çok karşılıklı hamleler halinde o devam an. edecek. O yüzden hiç kimsenin e, tezini doğru kabul etmek durumunda değiliz. Ama benim gördüğüm ve burada konuşulması gereken şey, en önemli şey konuşulmuyor. Bu futbolcuların hepsi mağdur mu bir kere? Yani bunun adını düzgün koyamadığı için savcı biz burada çok yanlış bir yere gidiyor kamuoyunda. Işte. Mağdur e, diyorsun ama eğer bu bir ponzi sistemi ise parayı yatıran da suçludur diyorsun. E tabii ki. Şimdi bir, bir belgemiz, işte bir dost belge bence belge değil de sahte uyduruk bir şey. Az önce paylaştım sizinle. E şey rejiye gitti mi bilmiyorum. E, Selçuk İnan'la ilgili. Heh, evet. Avukatı Rezan önce, Evet bir dakika hemen. Dilekçesini eklediği bir uydurup bir şey var belge de diyemiyorum ne diyeceğimi bilemiyorum yani bunu belge kabul etmek bana özgünüm ama yani hiç akıl kârı gelmiyor hangisi diye bakıyorum lütfen bir dakika İşte bu bu hı hı. tamam hemen arkadaşlarıma söylüyorum ee, Eyüp bu da sana atmışım bu kadar buraya girmiş çok belge oluruz oluruz olunca böyle interaktif Daha. bir yayın yapıyoruz tabii do dolayısıyla evet Eyüp şimdi burada e, çok makul dediğim gibi fon getirisi diye makul rakamlara ikna edilmiş insanlar da var. Emre Belezoğlu gibi buradaki bu belgelerdeki absürtlüğü fark edip hemen bunu telafi edip hatta parasını geri almaya çalışanlar da var ki ona da vaat edilen para öyle uçuk bir para değil. Şimdi bunu ayırt etmek zorunda yargılama. Yani biz buradaki herkese toptan az önce Burhan Bey'in de dikkat çektiği gibi herkes faiz faiz peşindeydi diyemeyiz. Böyle bir şey yok ama olanlar var. İşte bunu kim ayırt edecekti? Geldi. Savcı Hanım yani bunu yapacaktı hı hı. yapmamış. Peki Emre Belezoğlu'nun durumu neden ayrışıyor? Şimdi Emre Belezoğlu onun için de iki şey gönderdi. Bunlar hep dosyadan artık kamuya hı. açılmış bir dosya olduğu için rahat rahat paylaşıyoruz izleyicilerimizden. Yani bunların hiçbiri sır niteliğinde şeyler değil. Hı hı. Özel belgeler değil. Şimdi Emre'nin Emre durumu şöyle. Ee, Emre'nin kuzeni Emre Belezoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçe kapalı Fatih Terim'in damadı Buse Terim'le evli. Burada işte hep güven var ya, burada bütün sistem birilerinin güvenini e, maalesef kullanmakla ilgili. Emre Belezoğlu da kuzeninden hiç tabii ki rahatsız, yani hiçbir kuşkusu yok, hala yok. Ya yani onun bir şey bilinçli olarak yaptığını zaten düşünmüyor. Bu arada ben Emre Belezoğlu'yla konuştum. Yani hı. bu bir artık e, demeç de diyebilirsiniz yani. Hı hı. Emre Belezoğlu'nun düşüncesine göre Fatih Terim'in de böyle bir şeyden haberi olduğuna inanmıyor. Ama ben de olsam öyle inanmak isterim, onu da söyleyeyim. Yani bilinçli olarak birilerinin bana zarar vermek istediğini düşünmek istemem. Ama bence daha süreç bir şeylerin aydınlanması için çok erken. Çok erken. Evet. Ama bu onun ifadesi olduğu için burada açıklıkla Sen söylüyorum. Sen Emre Belüzoğlu'yla konuştun arkadaşlarım. Şimdi hemen onu bir son dakika olarak yazsınlar. Evet, Madem tabii. bu bir demeç. Sen ne sordun, o ne söyledi evet. bir bunun üzerinden gidelim. <laughs> Bir kere zaten dosyada ifadeleri var Yubi ama... Nube Hanım'a benim... bir katkı sağlayayım. Fatih Hoca'dan da bir açıklama gelmiş bu arada. Yazılı açıklama. Şimdi mi? Paylaşabilirim. A, öyle mi? Yılların Fatih Derim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranlar aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar diyor. Bir daha... E... Bana atarsanız aslında ya da... Yılların evet. Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar diyor. Size özel herhalde. bir açıklamam Yok. bu. Çünkü Genel ya, şu anda... Yazılı bir açıklama. Anladım. E, Fatih Terim'den bir açıklama var. O e, açıklamayı rica etsem... Ee, Eyüp Bey'e gönderiyorum. Evi atar mısınız lütfen? Ekranı verebilelim. Ee, ekrana verebilelim. Ekrana ee, verebilelim. Fatih Hoca'dan böyle bir şey var. Evet, ben de bir Fatih kez Bey, daha okuyayım. Sevgili Ayşer Delek de yolladı. Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük Hukuk savaşını başlatıyorum, hazır olsunlar e, diyor Fatih Terim yaptığı bu açıklamada. E... Komik bence. Çünkü neden komik? Beni bulaştıranlar derken kimi kastediyor? Futbolcularını kastediyor herhalde. Çünkü hepsinin ifadesinde adı geçiyor. Ben burada basını da kattığını düşünüyorum açıkçası. Bence, bence basını? Ben. Evet. E, basın bunu konuşacak, konuşmayacak da ne yapacak? Ne zaman sustu ki basın? Yani bu kadar önemli... E, reyting getiren insanların merak ettiği bakın başlangıçta kimse konuşmuyordu. Bunun bir trafiği olduğu, bunun bir reyting olduğu anlaşılınca, herkesin tokakta bunu konuşulduğu anlaşılınca basın bundan kaçamaz ki. Yani Hürriyet gazetesi ilk duruşmayı 4 gün sonra sürmanşete taşıdı. Burada bir zorunluluk var. Bu arz talep değil midir? Herkesin konuştuğunu sen ne kadar kaçabilirsin basın olarak? Peki Emre ne dedi sana? Ee... Sen ne sordun o ne dedi? E, açıkçası ben iddia şeydeki ifadelerini zaten okumuştum iddianamede. Hı -hı bir de konuşmak istedim. Çünkü orada bir şey bir detay fark ettim. Çünkü Ben önce şöyle zannettim. Tabii çok çok fazla belge var. Birçok şeyi atlayarak okuyorsunuz. Rakamların olduğu yere odaklanıyorum. Ne ne var ne yok anlamaya çalışırken. Sonra oturdum sakin bir anda satır satır okuyunca şunu gördüm. Birçok futbolcu doğrudan bankaya gidip para talep etmiyor. Elindeki belgelere rağmen. Hı hı. Hep seçil Erzan'dan bir sonuç bekleniyor. 3 ay beklemiş, 5 ay beklemiş. Kim bekler yani? Hatta Denizbank'ın teftiş kurulu raporunda 1.930 milyon doları olduğunu söyleyen Selçuk İnan neden bankaya gelmedi diye bankada soruyor. Ama şunu da e, atlamamak Hı. lazım lütfü. Hepsi'nin kişisel bir ilişkisi de var. Yani seçil çok iyidir. Herkes kimse seçil hanım demiyor zaten mesela. Tamam da. Seçil diyor, seçilcim diyor. Ift şeylerde görüyoruz. Yani sonuçta bir arkadaşlık, bir dostluk ilişkisi de kurulmuş ve karşı taraf sana böyle durumlarda alacak verecek davalarında ya biraz daha bekle gibi şeyler söylediğinde tamam. bekleyebilirsin olabilir. bu. Olabilir. Yani Normal eğer 2 olabilir. milyon dolarını seçil kurban olayım. Bekletsin beni ve diyorsa eyvallah. Ben böyle bir samim, böyle bir dostum olsun isterim yani. Ama <laughs> bu dostluklara da saygımız var. Benim demek istediğim şey şu. İfadeyi dikkatle okuduğumda Emre Velezoğlu'nun çok çabuk uyandığını gördüm Hı. ve bankaya gittiğini. Buradaki farkı görünce de konuşmak istedim çok çabuk derken şöyle. diğerlerinden ne kadar çabuk? Çok çabuk. Yani öbürler işte 6 7 ay 1 yıl daha uzun sürelerde bu işin içindeyken Emre Emre Belezoğlu'nda şöyle bir durum var. Volkan Bahçe Kapılı'nın telefonu üzerine bu fondan haberi oluyor. Seçilerzan'ı hiç tanımıyor. Diğer futbolculardan bir farkı da bu. Tanımıyor, tanımıyor. Seçil Tamam. Volkan Bahçe Kapılı'nın tavsiyesi üzerine e, bu e, fonu değerlendirme ihtiyacı duyuyor ve bana söylediği şu. Zaten diyor biz e, Büyük paralar kazanan, bankalarda büyük hesapları olan insanlar zaman zaman işte böyle fonlar, kağıtlar, tahviller bir şeyler alarak zaten paramızı bir kısmını, makul bir kısmını, yani söylendiği gibi bütün parasını buraya koymuş falan değil. Bir kısmını böyle e, imkanlar bulursak değerlendiriyoruz. Volkan bana bundan bahsedince de ben öyle bir fırsat olduğunu düşündüm. Çünkü bana Fatih Terim'in e, fonu oldu. Yani Fatih Terim'in de burada parası olduğunu, e, kendi eşi Buse Terim'in de parası olduğunu söylenecek tabii ki bir güven hemen hasıl hmm. olmuş yine. O zaman demiş ben parayı sana vereyim ben uğraşmayayım yani sen kendin ver her ne olacaksa sonra biz aramızda çok yakınlar çünkü hesaplaşırız neyse konuşuruz demiş. Bunun üzerine Volkan Bahçe nakit olarak işte yaklaşık 2 milyon dolar 4 milyon dolara yakın parayı iki farklı gün teslim etmiş. İlk buluşmalarında da Emre Belezoğlu demiş ki okey dekont nerede? O da demiş ki dekont yok bu gizli bir fon. Emre de demiş ki böyle şey mi olur ne demek gizli fon? Ben belge istiyorum. Bu, bu ilk anda biri bu tuhaflığı hissetmesinden kastım bu. Anladım. Çünkü birçok futbolcu o belgeyi işler sarpa sardığında kimisi şiddetle, zorla almışlar e, seçilden. Ama Emre Belezoğlu hemen o belgenin peşine düşmüş. Sonra e, gönderdim bilmiyorum yansıtabilirler mi? İlk belge hazırlanmış, gönderilmiş Emre Belezoğlu'na. E, aradaki farkı göstermek Gönder açısından e, onu anlatmak isterim. Evet, o yolladığım belgenin diğeri Eyüp. Bu Diğeri. Değil, bu değil. Diğeri. Bunu da anlatacağım. Hı, -hı. E, Çok basit. Eee Seçil Arza'nın tamam. Diğer futbolculara ya da işte bu fona bir şekilde para yatıran insanlara verdiği Hı -hı. birazdan e, verecekler. bir. bir var basit bir bolca örneğini gördüğümüz Hı -hı. türden basit bir e, şey imzalayıp tek imzalı. 3-5 tane satırda rakamlar var. Volkan Bahçe Kapılı Kuzen Emre bunu götürüyor. Emre yine ikna olmuyor. Böyle böyle belge mi olur diyor haliyle. Ondan sonra ben bu müdürü bir göreceğim diyor. Hemen çok yakın aralıklarla oluyor. Cuma günü gelen belgeden tatmin olmayınca pazartesi günü bankaya seçil gidiyor. Seçil gitti. Evet beraber gidiyorlar. Hı. Ve Seçil Erzan son derece panik bir haldeymiş. Yani böyle e, bana söylediğine göre Emre'nin o kadar kötü bir ruh halindeydi ki diyor ben o an hissettim yani burada bir saçmalık olduğunu. Bunun yani banka içinde olduğumuz halde İçinde işte güvenilir isimler olduğunu düşündüğüm hı -hı, halde, hı -hı. ben onun beden dilinden, söylediklerinin tutarsızlığından orada bir anormallik olduğunu o an hissettim dedi. Buna rağmen daha esaslı bir belge talebinde bulunmuş. Yani ona da burada şimdi iki iki farklı belge var. O hı -hı. fark oradan gelecek. Az, az sonra göreceksiniz. Evet, birazdan Bu sefer e, bankanın antetli kağıdına işte başında vadeli e, sözleşme vadeli fon fon değil de. E, Başından okuruz birazdan. Yani daha böyle bir banka belgesi gibi duran. Altında e, bu sefer tabii Emre'nin daha çok yüksek rakamlarla e, bankacılık işlemi yapma tecrübesi olduğu için kuzeninden farklı olarak. Bu belli bir rakamın üstünde olduğu için. Yine Volkan e, Bahçakapılı'ya yazılan değil mi? Evet evet. Aha. Üstünde Volkan Bahçakapılı tamam. yazan. E, zaten Emre'nin üzerine yapılmıyor bu işlem. Baştan beri kuzenin Hı -hı. üstünden. Tamam. Yolladım e. Eyüp. Onu çek ederek verebilirsin. Sonra bu... E, yardımcısının da imzasını talep ediyor Emre Belezoğlu. Bu yüksek bir rakam çift imza istiyorum diyor. Bu sefer seçiler zan yardımcısı Asiye Hanım'ı odaya çağırıyor ve imza alıyor. Şimdi bu ilk duruşmada konu oldu. İlk duruşmanın konularından biriydi. Hı hı. E, hatta şöyle bir şey geçti, geçmiş yani ben avukatlardan dinledim bunu. E, anladınız mı demiş hakim Asiye Hanım'a. Bunun sahte bir belge olduğunu siz anladınız mı? Banka müdür yardımcısı Asiye Hanım'a soruyor. Asiye Hanım da hayır diyor. Bu bizim rutin. Denizbank antetli kağıdımız. Metin aynı. E, müdürüm de imzayı attığı için ben de attım diyor. Bunun üzerine Emre Belezoğlu'nun avukatı Sayın Hakim, yani banka genel müdür yardımcısının anlayamadığı, bir sahte olduğunu anlayamadığı bir belgeyi bir futbolcunun anlamasını bekleyebilir miyiz? Minvalinde bir soru yöneltiyor. Fakat bu belgeyi aldığı halde Emre Belezoğlu'nun içi yine rahat etmiyor. İki gün gün sonra falan diyor ki ben paramı geri alacağım. Yani o çünkü onun nedeni de anladığım kadarıyla seçile hiç güvenmemiş olması. O beden diline, o tedirginliğine. E, parayı geri almak için bu kez e, banka seçili arıyorlar. Hani ulaşmaya çalışıyorlar. Telefonlar açılmıyor. Bankayı arıyorlar falan. Seçil artık ortada yok. Onun üzerine yani bu anlamda bankaya, sonra bankaya gidiyor kuzeniyle beraber Emre. Yani Emre Belezoğlu uzun uzun diyemiyorum. Kusuruna bakmasın hmm. izleyicilerimiz. Evet. Diyorlar ki Seçil Hanım nerede? Yok. İşte bu bütün şeylerin müştekilerin ortak hikayesi. Seçil Hanım'ın ortadan kaybolduğu günler 6-7 Nisan yok. E, galiba orada da bir izin falan almış. Yani yasal bir nedeni var. Bir Hı. sağlık raporu bir şey izin almış. O yüzden yok. Ya güya yersen derler ya. O sırada da e, başka bir banka, e, bir müşteri temsilcisiyle görüşmek istiyor Emre Belezoğlu. E, bir hanımefendi geliyor. Elindeki belgeyi gösteriyor. Ben bu paramı çekmek istiyorum. Ya bu fondan çıkmak istiyorum diyor. Hanımefendi de belge yılıp gidiyor. Sonra geliyor. Emre, Emre Belezoğlu'nun söylediğine göre bembeyaz bir yüz ifadesiyle diyor ki Emre Bey böyle bir para yok bizim hesabımız. Yani 4 milyon dolar. Şimdi ilk andan beri paranın bankada olduğunu düşünen nadir insanlardan biri bence. Başkaları da vardır bilemem ama ifadeler çok tutarlı, Yaptıkları eylemleri çok tutarlı. O yüzden ben ayrıştığını düşünüyorum. Ee, ama maalesef çok geç tabii. Yapacak hiçbir şey yok evet, onu da söyleyeyim. Anladım. Ee, diğer mesela az önce Konuş bir olarak dolandırılmış oluyor yani tabii, tabii. Tabii, tabii. ortalama şimdi bir, şey. Bir bir şey daha vardı. Bu değil dedik. Bir de Selçuk inanınkini burada arada Emre Belezoğlu'nun Lubicim onların biraz o bir teknik o zaman ben iki cümle... şimdi ilkini alalım lütfen hazır olanı. İki cümleyle ben özetlerim sonunda. Bu değil. bu hangisi? Buraya da verin. Bu Volkan Bahçakoğlu'nun olan. Evet, değil? Bu değil. Bu, bu, evet bu. Ha, bu mu? Şimdi ha, bu, bu ilk verilen basit ha, dursun, kağıt bu. Dursun. Yani tabii ki bankada şube müdürü olan bir hanımefendinin bu antetli kağıdı bulması son derece mümkün. Zaten kaşesi var e, şube müdürü olduğu için. Ama onun dışında e, yani kurumsal bir görüntüsü yok. Zaten Emre Belezoğlu'nun inanmadığı da bu. Yani buna diyor ki bu Ama olmaz. Ama mesela bu kurumu bağlamaz mı böyle bir belge? Yani sonuç olarak e... i̇şte adam çalıştırının sorumluluğu anlamında ha. aslında Yargının gittiği yerde, e, e, Lübeyan'ın bir de savcılık bu ışın kodu yazıyor ya orada. Hı hı. E, onu da 59. sayfasında işlemiş, demiş ki kodu ışın kodu şey. ka gibi tabirler kullanarak karşı tarafa verdiği güveni daha da pekiştirdiği diye hı. yazmış. Bu ayasen kodu hani... dediğimiz şey, dedikleri şey bankacıların. Hı hı. Şimdi burada bir sorun bu kod neredeyse hepsinde aynı verilmiş. Yani bu, bu, bunu tutuyor. Bu kodun Suraları, bir anlamı yok değil mi? Suraları değiştiriyor. Yani, hayır. Bu Uluslararası kod... menkul kıymetlere ilişkin bir kod o. Ama öyle o mi? Sahte yani tabii, böyle tabii. bir kod yok. Herkes aynı kodu yani vermiş Sahteymiş ama hepsi şey. şey. aynıymış. Şimdi şey, burada bakın o, bu 3 aylık bir vade. Bu gösterdiği şey o. 3, 4, 5. ayda 2,5, 3,300 yapmak üzere. Bu gördüğümüz en normal vaatlerden e, biri. Normal diyorum. Çünkü ben size şimdi anormal olanı göstereceğim. Hangisini Sıradaki bir 800 bin dolar var burada. Yok Selçuk İnan'a verileni göstereceğim. Peki Lube Hanım burada... Yani bir... burada işte Emre'nin söylediği şey şu. Fahiş bir beklenti yoktu zaten. Çok büyük bir nakit para verdiğim için... Bu bana gayet mantıklı geldi. Fahiş olduğunu ben düşünmüyorum diyor. Zaten dosyadaki diğer vaatlerle karşılaştırıldığında da hakikaten normal görünüyor. Lube Hanım Şimdi, tam bu noktada takıldığım bir şey bir yer Lube, var. O diğer hazırlanana kadar ona ee, cevap hemen Tabii Hemen burada Ramazan evet. Bey'e sormak istiyorum. Şimdi ben bu parayı bankadan çektim. Ha. 2 milyon 500 bin dolar diyelim. Bu parayı bir ay sonra bankaya tekrar götürdüğünde 3.3 milyon dolar olarak. Banka bana bu 800 bin doları nereden getirdin diye sor sorabilir mi? Yani ilk... Ee... Bir ayda bu parayı nereden kazandın? Üç aylık bu yalnız. 3 ay işte. ya da işte. Tekrar bankaya yatırdığınızda mı? Evet. Sormaz tabii ki. Çünkü sonuçta e, şey sahibi, hesap sahibi bu 800 bin doların veya 1 milyon doların e, sahibi olabilecek nitelikte bir sahip. Anlıyorum. Sıradan bir kişi olsa. Bir esnada evet, pek tabi yani. o kişiler sanırım. için 800 bin, milyon dolar yani falan çok buldum, büyük paralar nereden buldun diyecek bir <laughs> sorun yok pardon. San... Çünkü zaten bankalarda yüklü hesapları var. Olduğu için çoğunun. sorun olmuyordu. Ee, Tabii. Hele ben de yani bunu bana söylediğinden düşünmüyorum ama yani bana böyle bir şey söylemedi ama düşündüğüme, düşünceme göre bunca futbolcu içinde belki de en çok kazanan belki de en çok parası olan adamlardan biridir çünkü bütün kariyerini neredeyse yurt dışında geçirdi. Çok Hı. büyük bu takımlarda. Bu arada Arda çok Turan uzun süre oynadı. Hı. Hı? yakın kaynaklara da sordum. Arda Turan da öyle herkesin bahsettiği gibi mali açıdan bir perişan durumda değil. Zaten Barcelona'da yıllık 6-7 milyon euro para kazanan bir oyuncuymuş. Tabii. Ee, hani... Yani, ajitasyon yani onlar arda Turan'a hani... üzülmeyin ee, diyor. Yok yani şöyle söyleyeyim. Çok <laughs> <laughs> <üzülmüyorum. gülüyor> <laughs> Bu oyuncular için gerçekten hani Arda Turan, Emre Berezoğlu e, nezdinde söylüyorum. Özellikle bu oyuncular yurt dışında da oynadıkları için çok iyi paralar kazandı. Yani... Ama tabii Hı. WhatsApp konuşmalarında 20 bin dolarım kaldığı gibi görüyoruz. Yatıyoruz, evet yani. Şimdi, Paraya ulaşmak için E tabii tabii çok normal. 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 Hocam. İsim vermeyeyim ama hı. yani bu işte bahsedilen kişilerden bir tanesi 2 milyon dolar yatırıyor, veriyor. Ve bir ay sonra 1 milyon dolar alıyor faiz. Hı hı. Nedir diye sorduğunda işte fon çok iyi kazandırdı. Bu da sizin payınıza düştü. Yani bir ayda %50 kazanç. Çok büyük bir şey pazarlık. yani iki 2 milyon yani. alıyorsunuz, bir ay sonra 1 milyon Tabii, alıyorsunuz. Basiti bile yüzde %600. Ben daha size daha acayip Ama işte bir kere hocam. mi alabilmişler? Ee, onlar... Bazısı bir kere mi? Şöyle, 13.9 milyon dolar o dediğiniz kişi para yatırmış. Hı -hı. Bunun 6.3 küsürünü almış. 7.5 milyon dolar şu anda kalmış. Arda Turan yani. Arda Turan. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> rakamlardan ben biliyoruz. Ben de size vermeyeyim dedim ama. Hayır, artık herkes biliyor bunları. O yüzden, şimdi henüz ekrana gelmedi ama... E, Bekleyelim. Geliyor, geldi. Buyur. E, bu ise işte bu fahiş olan bu. Bakın bu Selçuk İna, Selçuk İnan'a verilen belge. 5 milyon 475 bin dolar. Bakar olan. mısınız rakama? Ve 7 Ekim. 9. aydan 10. aya kadar. Bir ayda. Bir <laughs> ayda. 5 bir milyon... ayda 5 milyon 13 milyon olacak ya. ya. Yani. Böyle Hı. bir bunu imzalayıp veriyor. Ha bir de stopaj bu, da. Yani. da bunu eyvallah deyip alıyor. Şimdi bu mağduriyet mi Allah aşkına? Böyle bir para kazanma şekli mi var? Yani sayın bakın tekrar söylüyorum. Deniz raporundaki ortalama zekalı bir insanın Kastemiden inanmayacağı şey oran olması yani gerekiyor. Şimdi ben gittim parayı bankada verdim. Bana banka bu parayı ödesin diyorsun da. Bu ne olacak? Böyle bir şeye inanır mı? 5 milyon, 5,5 milyon verip 10,5 milyon. Peki gerçekten hangi beş banka buçuk hangi banka aldı? İşte bunu kimse söylemiyor sevgili İpek. Yani herkes verdiğini söylüyor, kimse aldığını söylemiyor. <laughs> Belki bunu aldın. Bilmiyoruz gibi sen. Şimdi orada e, hemen e, şunu okumak istiyorum bir ifadeden. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım diyor seçilercem, değil mi? Dolandırıcı olsam gemi batar ben kurtulurdum. Suça konu olan bakiyenin bende olmadığı, bu bakiyeyi bir yerde saklamadığımı bununla bir şeyler almadığımı mı? E, salondakilerin bildiğini çok iyi biliyorum diyor. Ben dolandırıcı değilim. E, her şeyimi sattım, arabamı sattım falan diyor. Şu cümlenin altını çizmişim ben. Aslında burada e, faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu. Şubat ayından sonra ben baskı altına girdim. Artı? İlk duruşma, bakın hala daha tutanaklara geçmedi. Artık biliyorsunuz e, bunlar... Segbiste kaydediyor. Evet, segbisteler ve o ses kaydı alınıyor. <laughs> onun dökümü bekleniyor. İlk duruşmaya katılan avukatların çok ısrarla altını çizdikleri bir şey var. İlk iki ifadede, e, özellikle söylüyorum ikisi de savcı huzurunda verilmiş. İlk iki ifadesinde Seçilerzan Fatih Terim'le ilgili hiçbir şey söylemiyor. Hatta diyor ki ben kendisinden hiç para almadım, hiç para vermedim. Bunca yıllık mali danışmanıyım ama o bu sistemde yoktu diyor. Bir kere bu zaten hakikaten hayatın akışına ters. Bunca insan aksini söylerken ama yine de bunu mahkeme söyleyecek. Biz değil. Ben en fazla fikrimi söylüyorum burada. Hakim ne derse odur. Ama aynı seçilerden o yüzden ben bakın baskı ve tehdit benim aklımda hep ciddi bir soru. İlk çıktığı duruşmada 300 bin dolar aldım dedi Fatih Terim'den. İlk iki duruş, ilk iki ifadesinde hiç söylemediği bir şey söyledi. Bu sisteme ilk parayı Fatih Terim koydu 300 bin dolar ve ben ona her ay 50 bin, 100 bin ödedim. Yıllarca 100 bin dolar ödedim dedi. Dün yine Deniz Zeyre'ye gelen bir avukattan geldiğini düşünüyorum. Yani tabii ya yanlış bir şey söylemeyeyim kaynağıyla ilgili. E, öyle bir izlenim edindim. E, Amerika'daki evin taksitlerini ben ödedim bu sayede. Yıllarca işte 100 bin dolar bir taksit ödedim diyor. Şimdi burada işte bu, bu sorunun cevabını arıyoruz ya. Belki de bunun için... Beçilerzan'ın daha çok konuşması lazım. Peki alalım senin yerine Lube'cim. Zaten e, duygu notası çok yüksek ifadelerde. Yani en yakın arkadaşlarından birinin babasını dolandırmış olmaktan duyduğu utanç duygusunu çok net olarak ifade ediyor. Perişanım bu nedenle diyor. Yani e, zaten beyefendi de Burhan Bey de Hı. iki tarafta bundan ne kadar üzgün olduğunu çok güzel anlatıyor. Ama bu bir dolandırıcılık suçunu perdelemiyor tabii ki. Ama... E, İlk ifadesinde belirttiği gibi ben Cuma günü kendimi öldürmeye çalıştım. Onu da beceremedim. Zaten söyleyebileceği en üst düzey e, duygu e, yansıması bence. Arda Tural'ın keza bu kadar üzerine eğilmesi, on bundan korkarak. Bence duygularındaki bu fırtına ifadelerine de fazlasıyla yansıyor. E, ve eğer Deniz Zeyrek'in dün gündeme getirdiği gibi, benim haftalardır söylediğim gibi bir baskı da varsa üzerinde çeşitli avukat ziyaretleriyle ifadeleri manipüle ediliyorsa ki bu çok basit bunu mahkeme bunu hemen tespit edebilir bu iddiayı. Keza savcılık da soruşturma devam ettiği için kimler ziyaretine gitmiş ve bu kişiler hani avukat ne, ne, ne tür bir avukatlık ilişkisi var? Zaten yıkık bir halde, ruh hali hiç iyi değil. Bir de üzerine baskı görüyorsa haliyle bu iniş çıkışları, bu tutarsızlıkları açıklayan nedenlerden biri de bu olacaktır. Yani ilk iki ifadede hiç söylemediklerini ilk duruşmada söylemiş olması Önce bankayla işbirliği halindeymiş gibi görünüp tüm bilgileri verip ondan sonra tutup kendisine yapılan mesela şöyle bir ifadesi var. Koluma serum takıldı, kendimden geçtim falan. Halbuki zaten kendinden geçtiğin için doktor çağrılmış ya böyle anlatılıyor karşı tarafın e, dilekçelerinde de. Yani sen kendini ifade sırasında e, çok korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz? Bu kadar önemli bir dosyanın bu dolandırıcılığın bir numaralı şüphelisi olacaksınız. Ve sürekli bayılıyormuş ifade verirken böyle olmayacağını anlayınca doktor çağrılmış. E, doktor da bir serum verildi. Ama işkence gördüğüm gibi anlatıyor. Evet işkence gördüğüm gibi anlatıyor. Orası Halbuki, şüpheli. Halbuki şunu söyleyeyim. Bank, bu açıdan neden banka daha tutarlı? Çünkü aynı şuradaki gibi bir kamera önünde yaşanmış bunlar. Bana öyle geliyor ki banka bunu çok kolaylıkla... O zaten soruşturmaya evet. bu girecek. Evet yani girecek ister istemez. Deniz Bank'ın avukatları bunu zaten evet. e, şeye soruş, soruşturmaya sunacak. Aynen öyle. Bu iddiaların aksine... Biz kendi personelimizin evet. ne yaptığını öğrenmek için davet evet. ettik. Evet. Ve ben diyecek. şunu özellikle sordum. Bu legal bir şey mi? Banka bunu yapabilir mi? Bankacılık kanunu gereği kendi çalışanını sorgulama hakkı var dediler müfettişlerin. Tabii ee, tabii her evet. zaman. Evet. Ve bu bu iki görüşmenin de yani 9 ve 10 Nisan'dı galiba iki görüşmenin de kamera kayıtlarının olduğunu yani böyle bir işkence yani. Zorla serum verdiler beni bayıltılar neredeyse buna getiriyor. <laughs> e, dolayısıyla ben bunu ya, ruh çok bir bu bir bankanın tabii. da hayatın olağan akışına aykırı hani böyle yapmasına çok beklemeyiz. Tabii beklemeyiz. Dolayısıyla yani. o dalgalı ruh halinin sonucu olarak bu farklılıkları görüyorum. Bence e, çok özür dilerim. E, yazılı olarak vereceğim dedi. Mesela Fatih Terim adını anamıyordu. Anamıyormuş. Avukatlardan dinledim bunu birkaç Hı -hı. avukattan. Hakim artık demiş ki kızım söyle yani 300 bin dolar aldım diyorsun söyle artık bunu kimden aldığını işte efendim ben yazılı vereceğim demiş. Hakim de demiş ki e, zaten herkes konuşuyor bunu yani. herkes konuşuyor zaten artık herkesin bildiği bir şey niye söylemiyorsun tamam ben sorayım demiş Fatih Terim'den mi aldın o da evet efendim demiş. Yani dolayısıyla yazılı vereceğini söylediği şeyler var önümüzdeki duruşmalar yani diyorum ya ne kadar güvenilir onu da bilemiyoruz bu ruh halinde bir insanın söyledikleri. Artık bu da bunu, etmek... Zaten yargı o ifadeleri değil de delilleri tabii. değerlendirecek. Şimdi onu diyecektim. Aslolan yani, delillerdir. Asl Mesela o deliller bahsettiği yani. şey dediği gibi bir banka kredisi ödediyse Amerika'da e, bunu delillendirmek çok kolay. Bu çok... Yalan e, mı söylüyor, doğru mu söylüyor? bir tabii yani evet. Çok, çok kolay, basit, tabii çok tabii basit kanıtlanır yani. Tabii. O zaman anlarız neyi yalan söylüyor, neyi doğru söylüyor. kısmıyla alakalı bir hukuk, avukattan öğrendiğim bir bilgi vardı. Sanırım Seçil Hanım'ın annesinin ciddi bir rahatsızlığı varmış. Onu bir dert ediniyor. Bir de bütün arkadaşlarıma ben rezil oldum. Bundan sonra ben ne yapacağım? E bir zahmet o kadar utansın yani böyle bir dolandırıcılık yapmış. Ya tabii ki hani yani, kısım var. Ee, hani söyledim ama duygusal çöküntünün e, tavan yaptığı bir dönemde e, tamam, tabii. tamam bunu anlatıyoruz. Yani gerçekten evet. bu yaptığı şeyin ne kadar korkunç olduğunu da azıcık konuşmak lazım. Yani bir bankada üst düzey bakın şu anda yaptığı şey o kadar zararlı ki sadece insanları dolandırmakla kalmıyor bu yaptığıyla. Mesleğine de çok büyük bir zarar veriyor. Bizim adımıza bir gazetecinin insanları böyle dolandırdığını duysak biz utanırız değil mi? Yani Tabii gazetecilik, bu, bu... yargıçlık, Tabii. savcılık, avukatlık, Aynen. etik değerlerin çok Bravo. önemli olduğu sadece kendinize değil... Tüm gazetecileri aslında töhmet Aynen. altında bırakıyor bir gazeteci mesela... ya da bir yargıcın rüşvet aldığı iddiası. Sadece onu ilgilendirmiyor. Bir avukat da yapsa siz de aynı şeyi Aynı şey şekilde bir avukatın da yaptığı yalan. Çünkü biz kamu hizmeti Olmaz, veren insanlarız. Tabii. Kamu, belki kamusal bir title'ımız yok ama kamuya çalışıyoruz. Etik, etik evet. değerleriniz var. Dolayısıyla bir bankaya değil, bankacılık sistemine güveni sarsıyorsun bunu yaparak. E, utanması lazım biraz tabii. Yani Peki. Umar, umarım kendini Şimdi, zarar e vermez tabii kastettiğim o, tabii o değil. Tabii elbette.